Yaptığımız araştırmada bu Arif'in o dönem bir ablası, Tülay'ın ablasıyla konuştum diyor ya, o ablası sensin. Ben? Evet. Lütfen hatırlar mısın Zeki'yi? Abla Konuşmuşsun sen konuşmuş bu olabilirim, bir şey Arif'le. demiyorum yani, diyorum ya belki hatırlamıyor olabilirim çünkü o dönem hamileydim ben. Ama hatta şey demişsin ya. Nerede o şey? Heh. Dur demişsin ki Tülay Ateş'le bana kardeşi, yani sen Tülay Ateş'le evlenmek isteyip istemediğimi sordu. Ben de Tülay Ateş'le evlenmek istemediğimi, buna rağmen Tülay beni sürekli arıyor, beni rahatsız ediyor demiş. Yani aranızda bu Arif'le böyle bir konuşma geçmiş. Sen demişsin ki bu Tülay'la evlenmek mi istiyorsun demişsin sen. Evet, o da bana dedi ki yani o da bana galiba yani aynı demesi gibi, Tülay biraz dengesiz mi dedi, bir şey dedi. Ondan sonra ben de ona söylemiş olabilirim, o zaman niye arıyorsun falan gibisinden hani terslemiş olabilirim. Bu konuşma ama geçmiş işte aranızda. Dedim ya hatırlamıyorum Arif'le. Çünkü üstünden bayağı bir zaman geçti. Bir de o zaman benim kardeşim daha kayıp değildi. Meydandaydı yani. Daha o zaman kayıp değildi. Ben o dönem işte köye mi gittim, o mu gelmişti, onu işte hatırlamıyorum. Ama kaybolmadan hani, da kısa bir zaman önce Zekiye bu. İşte değil mi? Diyorum Yani, ya yani hatırlayamıyorum çünkü o dönem hamileydim ben. Anladım. Hani çünkü abla, benim doğum sancılarım vardı, o yüzden yani hatırlamam mümkün değil. Tülay'la kim mesajlaştıysa, kim şey yaptıysa. Herkes inkar ediyor. Yani hepsi yalan konuşuyor, ben bunu anlayamıyorum. Ha. Arife mesela, kardeşim biz babasıyla görüştük, o zaman için ben yalan söyledim. Hani böyle böyle gel kendine akla git. Biz kimseyi suçlamıyoruz ki burada. Arif de bambaşka şeyler anlatıyor. Abla başka bir şey anlatacak bir şey yok ki. Yani hayır şey diyor yani. Konuşmadım diyor, öyle diyor, böyle diyor. 500 tane mesaj yazdı bana diyor abla. Nasıl konuşmadım? İyi de Arif de vallahi konuşmuyorsa çok şüpheli. Nasıl adını biliyor, yaşını biliyor, annesinin babasının adını biliyor. Yani her şeyi biliyor. Adamın bütün özelliklerini biliyor. Bir de bir araba detayı vardı. Kebriye ablacığım sen girer misin o konuda? Tamam. O neydi o? Fulya, ben şey de söylemek istiyorum. Ya. Yani tabii. Burada Arif'ten ifade almışlar. 2017 yılında ifade almış jandarma. Ve Arif o ifadesinde şey söylemiş, çok enteresan. Ben Tülay'la görüştükten sonra telefonlarımı kapadım demiş. Yani çok enteresan. Bu kızla görüşen herkes de daha sonra telefonumu kapattım. Yani kartını iptal ediyor değil evet, mi sim yani kartını? Niye telefonunu kapat? Hatta ben yeni numarasını da beyan etmiş ya. Jandarma karakoluna ama niye bunlar böyle telefonlarını kapatıyorlar? Çok enteresan. Ben telefonumu kapattım demiş ve jandarmaya yeni numarasını beyan etmiş. Bir de acaba benim telefonumdan sonra mı kapattı abla? Ben telefonu açtıktan sonra tır şoförüyüm dedikten sonra 2017 yılında alınmış çünkü ifadesi. Çünkü aynı gün aradım onları ben. Tamam ama telefonu ne zaman kapatıyor diyor yani. O da 2016'da olabilir, kız kaybolduktan sonra. Evet abla onun yani. Onun şeyi yok galiba. Şeyle onun bir olması lazım benim telefonum onlarla. Oktay'la aynı gün olması lazım. Hem Arif'i hem Oktay'ı aynı gün aramış olmam lazım. Doğru çünkü sen not defterini karıştırıyorsun, numaralar buluyorsun. Hayır abla, not defterini karıştırmıyorum. Ben karakola gittiğimizde karakoldan numaralarını gördüm. Ha. Ben şunları okumadım. Ha. Sadece karakol komutanından numaraları aldım, aradım. Bak o da o. Demek ki seninle belki konuştuktan sonra iptal etti o da kartı. Evet abla. O da olabilir. O yani da ben olabilir bunu anlayamıyorum. Yani. Bir de şu araba plaka neydi o? Ne detayı vardı ya? Evet Fulya, ya biz o gün Arif Bey'e sorduğumuzda dedi ki benim aracım yok dedi. Sonra biz jandarma tutanaklarına baktığımızda Tülay ile ilgili yapılan araştırmada şöyle bir şey olmuş Fulya. Tülay bir tane araba plakasını, 37 ile başlayan bir tane araba plakasını defterine yazmış. Bunun üzerine jandarma bu plakayı araştırmış ve Cüneyt, soyadını şimdi söylemiyorum, Cüneyt diye bir beyefendiye ulaşmış. O beyefendi de ben bu arabayı bir yıl önce aldım ama o beyefendinin yaşadığı yerde Kastamonu. Arif Bey de Kastamonu'lu olduğu için bu kadar tesadüf nasıl olabilir? Yani acaba araba o dönemde hani arkadaşlar mıydı falan diye. Şimdi jandarma bununla ilgili araştırmayı yapıyor. Yani Tülay'ın defterine yazdığı plaka Cüneyt Bey diye birine ait çıkıyor. O Cüneyt Bey de Kastamonu'da yaşıyor. Cüneyt de Kastamonu'da, Arif de Kastamonu'da. Evet. Bak kız plakayı bile yazmış not defteri. Evet. Benim kardeşim her şeyi not alırdı. Niye ki alıyormuş ha? Evet bak, her şeyi not alırdı. Vallahi zaten böyle her şeyi not almasa zaten imkanı yok. Bu kadar aynen şeye öyle, bu kadar ulaşamazdık. Aslında onun not defterinde
Yazılan detaylar yani. Her şeyi not almış. Ya abla kiminle konuştuysa, kiminle ne yaptıysa hep not almış o. Ben öyle anladım. Yani plakasını bile yazmış evet, ya abla, adam. Evet abla bak biz bunları bilmiyoruz. Mesela jandarma biz o zamanlar bunları görmedik. Söylemedi. Hmm. Ama sadece telefon numaralarını aldım ben o zamanlar. Bir aradım işte bir Adana'da gazete çıktı. Bir aradım bu Arif Uzun çıktı. Bir aradım Oktay'ın babası çıktı. Küfür etti kapattı. Yani hepsine ulaştım. Ama bir şey çıkmayınca... Oktay bize daha o İzmir'den getirdiği kızın vallahi telefon numara şeyini bile adını bile söylemedi. Şimdi ben bu Arif'ten de çok şüpheleniyorum. Ben şöyle bir şey, Şakir Bey şunu sorabilir miyim? Kızınız kaybolduğu akşam Dibek'te oturuyormuş. Komşular görmüş. Dibek'in üzerinde oturuyormuş. Evet. Oranın yolu olan mesafesi ne kadar? Nasıl? Bizim evin mi? Hayır. Ana yolun mu? Kızının, evet ana yolun. Ana yolun. Arabayla çıkıp. Oturduğu Dibek'in üzerinde oturuyormuş. Komşular söylemiş. O akşam görmüşler. O oturduğu yerle yolun ana yolun arası kaç metre? Şimdi arkadaşımı bekliyor. 100-200 metre falan ben vardır. Fazla. Çok yakın zaten. Bu taraftaki 100-200 metre bu tarafa falan giderse bir kilometre aşağı yukarı. Yani. Bu tarafa giderse bir kilometreye yakın. Ama aşağı inerse en fazla 150 metre. Çünkü arkadaşımı bekliyorum derken acaba birisi gelip araçta alacak mı? Bu durumda o 37 plakalı arkadaşının aracı hocam olabilir. Sadece ona arkadaşlarım... Belki o gelmiş almıştır o araçla beraber. Arabası belki üzerine yoktur ama arkadaşından ödünç almış olabilir. Hocam sadece ona arkadaşlarım gelip beni alacak, ben Gönen'e gideceğim falan gibisinden konuşmamış. Ben arkadaşlarım beni alıp alacak. Evet. Ben işte Gönen'e gideceğim, Gönen'de ondan sonra ablama geçeceğim gibisinden de konuşmuş. Peki o arkadaş kim? Kim alırdı? Hiç öyle daha önce bir şey yaşandı mı? Yani bilmiyorum. Yok abi yok. Hayır daha önce bir arkadaş alıp Gönen'e götürdü mü hiç Tülay'ı? Yok hayır zannetmem. Gönen'e. Zaten bunu... bir tek okul gelip alıyordu. Okula gidiyordu. Okul işte okuldan köye, köyden bir telefonumuz okula, varmış yani galiba. O telefonumuz almadan önce kıyafet abla sarıldığın şey ne? Kim? Tülay'ım inşallah. Tülay inşallah. Sırtındaydı. Hep bunu mu takardı sırtına? Bundan uyuyorum. Sırtındaydı. Uyuyamıyorum bundan uyuyorum. Bunu alıyorum anneme, yanıma da ondan uyuyor. Ben gelin olursam bunu benim şeyime gelinliğimin üstüne koy derdi. Ay yavrum ya. Öyle söylerdi. Ay yavrum ya. Onunla mı uyuyor hep kıyafet abla şimdi? Onunla. Abla onunla uyuyor da biz ne yapalım? Gece gündüz uyku uyuyamıyoruz biz. Ben ne yapayım? Herkes bana yazıyor ki senin yaz tuttuğunu falan görmüyoruz diyor. Ben ne yapayım? Ben psikolojikman çöktüm. Olur mu ya? Ben ne yapayım? 6 yıldır bunu çeken bilir ben ya. Ya. Vallahi bu kadar acımasız şeyler yapmayın insanlara. Fulya Hanım ben ondan istedim işte gönlünü köyden çıkayım. Onun gezdiği yerleri görmek istemedim. Hep ciğerlerim parçalanıyordu. Orada ne ciğerlerim. Ben ondan istedim işte. Hep onun yerlerini, gezdiği yerleri görüyorum bu sefer dedim. Gidiyor, kafam gidiyor, dağılıyor. Ya biz düğünlerde bile beraber oynardık yani. Ben işe girdim Hülya Hanım'ın şeylerin, Almanyalıların. Kafam dağıldı. Abla böyle bir şey olsa bile bizim yoksa zorumuza gidiyor. Yoksa dayanamazdım Hülya. Biz de istiyorduk ona bir gelinlik giydirelim. Ama evet, olmadı. Şimdi az önceki programda bile o kadın burada alarken ben orada ağladım. Değil mi? İnsanın zoruna gidiyor böyle şeyler. Onun da gencecik kızı. Ama onun... En azından onlar cesedi çıktı ortaya onun bir mezarı bizim var. O da yok. Bizim evet, o da yok. Sizin o da yok. O da yok yani. Cesedi bulursa gene razıyım. Evet. Biz bunu istiyoruz zaten. Evet. Ama bizde o da yok. Bir mezar taşı olsun bana yeter. Ondan avunurum Fulya Hanım. Oktay yayından çekildi ama İzmir'deki kızın adını vermedi. Bağlansın İzmir'deki o abla, kızın adını Oktay'ı, söylesin. Akrabam Oktay, dedi. Onun Oktay adını kişi, söylesin. Baldızım da aramış yani. O da aramış. Söylemiş böyle böyle diye. Yani Oktay daha önceden beri görüşüyormuş onunla. Yayından çekildi. Doğru değil aslında. Şöyle, şimdi Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı Oktay ile ilgili olarak bütün HTS kayıtlarını, arkasından banka dökümlerini, arkasından o dönemde kullandığı telefon hatlarını, otobüs yolculuğu yaptığımı, bütün
en ince ayrıntısına kadar sayın savcımız istedi. Tabii onların gelmesi biraz zaman aldığı için Zeki, onlar geldikten sonra bakılıp hareket edecek. Sadece Oktay'la ilgili değil ama, yani biz Oktay'ı konuştuk. Onun dışında Recep'le ilgili olarak, Özer'le ilgili olarak bu çok biraz zaman alacak, kapsamlı bir şey olduğu için jandarma aslında bunların gelmesini bekliyor. Yoksa öyle bir durum söz konusu değil. Yani o İzmir'deki kızın ismini de vermek durumunda tabii ki, yani jandarma onları, bunları konuştuktan sonra her şeyin bilgisini verecek. Öyle düşünme, şu anda biz yayını devam etmiyoruz, onunla konuşmuyoruz diye olay bitmedi. Kıyafet abla da Fulya geldiği zaman birazcık daha böyle mutluydu. Olay birazcık daha zaman geçtikçe çok daha kötü oldu. Odada da hep yalnız başına kalıyor ve dua ediyor. Yani biz hep böyle gidiyoruz, ona bakıyoruz. O ilk geldiği kıyafet ablayla şimdiki kıyafet abla arasında çok fark var. Yani kadıncağız hiç konuşmuyor, yemiyor, köşede duruyor, çok dua daha ediyor. Da çok evet, Fulya abla, ben burada umudu hem anneme galiba, hem babama destek olmak için buradayım. Ben iki tane yavrumu, iki tane masumumu bıraktım orada. Şimdi telefonda anne gel, anne gel diye ağlıyorlar. Ya ben burada kardeşimi aramak için buradayım. Tabii ki de bulunsun istiyorum, artık bir mezarı olsun istiyorum. Ben sadece bunları istiyorum. En azından bir mezarına gitmek istiyorum. Ya benim kardeşim, benim kardeşime kimseye bir zararı yoktu. Melek gibiydi ya. Hiç kimseye bir zararı yok. Kendi halinde bir çocuktu. Ya çocuktu yani, çocuk yani, küçücük kız. En büyük hayali evlenmekti abla. En büyük hayali buydu. O da mutlu bir yuvayı kurmak istiyordu. Onun tek hayali buydu. Ama öyle evden bıktığı için falan değil. Yani hani öyle bir şey yok. O kız sadece mutlu bir yuva kurmak istiyordu. Hepimize özeniyordu. Etrafında gördüklerine, herkese özeniyordu. Bundaydı sadece.